sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugün oldukça farklı bir sektör ama aynı zamanda bilindik bir sektörün tüm detaylarını ele alan ve gerçekten sektöre ciddi katkıda bulunan ile birlikte olacağız. Lojistik Magazin Sosyal Medya Sektörel Haber Platformu'ndan Sayın Cüneyt Kozluca bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Cüneyt Kozluca kimdir? Kendi dilinden tanımak ve tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Ben 1977 Kocaeli doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği mezunuyum. Aslında bakarsanız beden eğitim öğretmenliği ve lojistik çok farklı alanlar. Ama bildiğiniz üzere günümüz Türkiye'sinde birçok kişi farklı meslek gruplarında çalışıyor. Ben de kendimi bir vesileyle bu sektörün içinde buldum. Yaklaşık 12 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteriyorum. Lojistik sektörü içinde FMCG ürün gruplarını barındıran çok uluslu global firmalara hizmet veren third party lojistik firmasında görev yaptım. Daha sonra da yaklaşık yine 4 sene öncesine kadar da bir firma değişikliğiyle, iş değişikliğiyle bu sefer müşteri kanadına geçip third party firmalardan hizmet alan, yine FMCG sektöründe faaliyet göstermekte olan çok uluslu global firmada yönetici pozisyondayım. Lojistik ve depolama operasyonlarını yönetiyorum. Evet. Ve şu an itibariyle de yine bu sektöre çok ciddi katkıda bulunan farklı bir şey daha yapıyorsunuz ki tüm bunları da detaylandıracağız. Tabii. Ama öncelikle şunu sormak istiyoruz. Yer aldığınız sektörde mutlak surette birçok zorlukla karşılaşmaktasınız ve karşılaşmışsınızdır da bunca zaman dilimi içerisinde, evet, içinde bulunduğunuz zaman dilimi içerisinde. Lojistik sektörü rekabet açısından ne durumda? Ciddi bir rekabet var mı? Bu durumdan bizi biraz aydınlatır mısınız? Tabii ki. Sektörde karşılaşılan en büyük zorluk aslında yoğun ihale dönemlerinin ardından yüksek bir volüme sahipseniz depo taşıma ve VMS implementasyon süreçleri oluyor. Hı hı. En büyük zorluğun aslında sektörde bunlar olduğunu söyleyebilirim. Yani tabii sadece depo ve lojistik anlamında, tedarik zinciri açısından baktığımızda, ele aldığımızda farklı kaynaklardan ürün getiriyorsanız o aradaki komünikasyonun verdiği zorluklar da karşınıza çıkıyor tabii. Evet. Rekabet açısından da. Evet, rekabet açısından değinecek olursak Türkiye'de aslında firmaların büyük bir çoğunluğu kendi operasyonlarını yapmaktan ve üzerinde sorumluluk almaktan kaçınıyor. Bu sebeple third party firmalar üzerinden hizmet almayı tercih ediyorlar. Third party firmalardan hizmet almayı tercih etmeleri tabii lojistik sektöründe, hizmet sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaların tatlı bir rekabetine yol açıyor diyebilirim. Ve inanılmaz derecede lojistik sektörünün büyümesine de katkısı oluyor bu rekabetin. Netice olarak lojistik firmaları da gelen talepleri karşılayabilmek için dağınık yapılardan kurtulup daha merkezi operasyonları bütünleştirip daha merkezi hizmet verme anlayışıyla sektöre hizmet vermeye çalışıyorlar. Bununla alakalı yine finansman gücünün ve implementasyon süreçlerinin, VMS ya da kullanılan sistemlerin third party lojistik firmalarına kattıkları değer tartışılmaz. Onlar da tamamıyla IT altyapısının ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik donanımların neler olduğunun farkında ve bilincindeler. Yatırımlarını da bu yönde yapıyorlar. Evet. Bu da inanılmaz derecede sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. Evet, gerçekten de öyle. Öyleyse tatlı rekabet sektörü hem hızlandırıyor, hareketlendiriyor hem de ciddi bir katma değer, evet, katıyor diyorsunuz birçok açıdan. Peki, gerçekten de iş dünyasının Facebook'u olarak bilinen LinkedIn'in en popüler kullanıcısı aralarında yer alan Lojistik Magazin Sektörel Haber Paylaşım Platformu'na değinecek olur isek, Lojistik Magazin'in kurulma amacı ve misyonu nedir diyoruz. İşte burada izleyicilerimiz iyice yaklaşıyor ekrana. Nedir diyorlar?
Aslında lojistik magazin sektörel haber platformunun kurulmasına değinecek olursam arkadaşlarımızla beraber yaptığımız bir toplantı, hoş bir sohbet esnasında bir beyin fırtınası sonucu ortaya çıkmış. Ve 5 ay gibi kısa bir sürede açılan kullanıcı ile birlikte yaklaşık 11 bin takipçiye ulaşmış. Çok ciddi bir takipçi evet. sayısı. Ve tamamıyla sektör odaklı kişilerin yer aldığı bir takipçi grubu olması sebebiyle çok güzel bir platform oldu aslında. Yayınlanan haberler ciddi anlamda görüntülenme rakamlarına ulaşıyor. Ve hem firmalar hakkında güncel haberleri alabiliyorlar buradaki takipçiler. Aynı zamanda da sektörü yakından takip edebiliyorlar. İlerleyen dönemde bir web sitesi aslında çalışmamız var. Bu web sitesi çalışması da tamamlandığında daha farklı bir platformda aslında kullanıcıyı daha bizim hedeflediğimiz yere getirmeyi planlıyoruz, hedefliyoruz. Misyon olarak da şunu belirledik aslında. Lojistik sektöründe değer yaratan örnek bir haber platformu olmak bizim misyonumuz. Yazılı görsel ve web sitemizde devreye girdikten sonra yazılı dijital alanlarda önce olmak ve bu konumu korumak diyebilirim. Gerçekten de oldukça farklı bir misyon. Çünkü sektöre ciddi bir katma değer katıyorsunuz bununla güncel haberleri paylaşarak. Evet. Ve tabii ki bu tatlı rekabete de aslında bir anlamda köprü olmuş oluyorsunuz değil mi? Evet, tabii birçok third party lojistik firmasının üst düzey yöneticileri ve birçok title'da takipçi bizi orada takip ediyorlar. Lojistik firmaları aslında birbirlerinin yaptığı faaliyetlerle de alakalı bu platform sayesinde haberdar olmuş oluyorlar. Bu platformda iş birliktelikleri yayınlanıyor. Yeni yapılan yatırımlar yayınlanıyor. Aslına bakarsanız firmaların bir nevi tanıtımı olmakla beraber aynı zamanda da kullanıcıya ya da orada haberi okuyan kişiye o anda neyin olup bittiğini de anlatıyor. Tabii sektördeki gelişmeleri, güncel evet. haberleri, her şeyi aktarmakta. Peki biz de eğer güncel haberlerden firma ismi vermek zorunda değilsiniz. Güncel haberlerden biraz bilgi edinmek istersek lojistik sektöründe ve alt sektörlerinde. Çünkü birçok alt sektörü de barındırıyor değil mi lojistik evet, sektörü tabii, bünyesinde? Third party var, fourth party var. Yani lojistik hizmet sağlayıcıların alt sağlayıcıları da yer alıyor bu platformda. Onların haberlerine de yer veriyoruz. Firma olarak bahsetmek gerekirse şimdi aslına bakarsanız sektör çok geniş ve çok fazla firma var. Birinin ismini burada telaffuz etmem diğerlerinin haksızlık anlamına gelir. Tabii isim vermenize gerek yok ama sadece yenilikler neler tabii, bizim kaçırdığımız ya da bilmediğimiz, tabii, takip edemediğimiz. Hızlı tüketim sektöründe çok büyük kıpırdanmalar var sektörde bunu söyleyebilirim. Farklı lojistik firmaları farklı müşterilerle böyle kıran kırana ihale dönemleri geçiriyorlar. İhale dönemi dediğiniz dönem hangi dönemdir? Bu firmalara göre değişiyor. Tamamıyla firmaların yaptıkları sözleşmelerle alakalı ve sözleşme bitim tarihleriyle alakalı olan bir şey. Ben bir firma olarak, third party firma olarak bir müşterimle sözleşme yapıyorsam minimum third party firmalar 2 yıllık sözleşme yapmayı hatta daha üstünü tercih ediyorlar. Ama buna müşteri tarafı çok fazla yanaşıyor diyemem. Yapmayı tercih ediyorlar ve bunun sonucunda sözleşme bitim tarihlerine yaklaşık 1 ay kala, 2 ay kala yeni bir ihale dönemi başlatıp çalışmalara başlıyorlar. Öyleyse senenin 12 ayından her birinde tabii. farklı ihaleler açılabilir diyorsunuz. Bunu da sektöre dair bir bilgi olarak bilgi dağarcığımıza yerleştirdik. Şimdi lojistik deyince gerçekten çok engin, çok derin, evet. çok geniş bir sektör. Tabii baktığınız zaman lojistik olarak değerlendirildiğinde katma değerli hizmetleri, antrepo yönetimini, yurt içi nakliye ve yurt dışı nakliye yönetimini, depolamayı, envanter yönetimini, stok sipariş takibini, her şey içinde barındıran dipsiz bir kuyu lojistik ve her gün gelişmekte olan bir iş alanı. Bildiğiniz üzere devletimiz de bu konuda çok büyük yatırımlar yapıyor. Ve birçok üniversitede lojistik meslek yüksek okulları ve lojistik üzerine insanların ihtisas yapabileceği alanlar yaratılıyor.
Böylece sektöre daha bilinçli, hem de konunun daha uzman, ehli kişilerin kazandırılmasına da vesile oluyorlar aslında bakarsanız. Evet, gerçekten de öyle. Bu konuda son 15 yıldır sizin de dediğiniz gibi devletimiz gerek eğitim açısından gerekse lojistiğe hizmet etmesi gereken alanlar açısından fiziki olarak ciddi katkılarda bulunmaya başladı. Evet. Bu da ülkemizde artık bu alanda, bu sektörde ne kadar ciddi gelişmekte olduğumuzu göstermekte. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü öncesinde lojistik dediğimizde aklımıza sadece karasal nakliye gelirdi değil mi? Yüklerin bir yerden bir yere taşınması gelirdi. Evet, ama şimdi neler? Şimdi baktığınız zaman hani biraz da içine girdiğiniz zaman çok farklı bir şey olduğunu evet. Çok net irdeleyip görebiliyorsunuz. Evet. Ve sektörde de çok kalifiye elemanlar, eğitimli elemanlar bulunmakta, sizler evet. gibi yer almakta. Peki sizin bu sektöre, bunu baştan beri sormak istiyorum, bir türlü fırsat olmadı. Beden eğitimi evet. Bölümü mezunusunuz ve lojistik sektöründe çok da etkin bir birimde, alanda hizmet vermeye evet. devam ediyorsunuz. 12 yıllık bir süreç evet. değil mi? Bir hikayesi var mı? Nasıl oldu? Aslında hadi ben lojistik sektörüne gireceğim. Eski profesyonel basketbolcuyum ben. Türkiye Basketbol Ligi'nin farklı takımlarında spor yaptım. Evet, bu arada Sayın Cüneyt Kozluca gerçekten oldukça uzun boylu. Sorayım mı? Tabii sorabilirsiniz. Boyunuz kaç? 1.91. 1.91 evet. Ben bir pigme olarak zaten izletmiştim bunu. Evet. Sonra bir sakatlık geçirdim. Ön çapraz bağlarım koptu. Ardından okulun da bitmesiyle beraber askerlik dönemi gelince profesyonel spor hayatımı sonlandırdım. Askerden döndükten sonra aslına bakarsanız bir belediyenin, yerel bir belediyenin başkanının spor danışmanlığını yaptım. Hı hı. Çok fazla gelişmiş ya da çok hani büyükşehir belediyeleri gibi olmayan bir yapıda o bölgeye hizmet veren belediyenin çocuklarına, işte gençlerine farklı sporsal etkinlikler yaratabilecek organizasyonlar yaptım. Ama işte yaklaşık bu bir sene sürdü bu deneyimim. Bir senenin sonunda siyasi yerlerin aslında bana göre olmadığını anladım. Hı hı. Ve bu esnada bir spor okulum vardı. Spor okulumda da bir velimin vesilesiyle işte demin de belirttiğim gibi yaklaşık 12-13 sene önce sektöre adım attım. Evet, yani, hikayesi böyle evet. diyorsunuz. Profesyonel sporcuyken çok da fazla siyasi durumların, oluşumların içerisinde olamayacağınızı anladınız. Evet. Aslında bir sporcu öyledir zaten değil mi? Kesinlikle. Böyledir. Çok da doğru bir karar vermişsiniz. Farklı bir alanda, farklı bir sektörde oldukça başarıyla devam ediyorsunuz. Bundan sonraki hedefler arasında neler yer alıyor peki? Demin de bahsettiğim gibi aslına bakarsanız benim kişisel kariyer hedeflerim arasında çok fazla firma değiştirmeye böyle yönelik hareketler yapan ya da acaba şu firmada da bu pozisyonda da kendimi denesem mi diyen bir yapıya sahip değilim. Önemli olan benim için çalıştığım iş yerimde mutlu olmam. Daha önceki bu benim ikinci iş yerim aslında bakarsanız sektörde evet. ve uzun seneler farklı işler yaptım. Burada da çok mutluyum şu anki mevcut iş yerimde. Sektörün de içindeyim. Tam aslında kalbindeyim diyebilirim. Evet. Bu kendi hani bireysel hedefim olarak çok fazla kariyerimde bir değişiklik ya da farklı bir iş yapmayı şu aşamada düşünmüyorum. Tabii ileride değerlendirmeyeceğim anlamına da gelmiyor bu durum. Fakat lojistik magazin olarak baktığımız zaman bu inanılmaz hani bir anda evet. İyi bir takipçi kapasitesi yakaladık ve biz bunu değerlendirip önümüzdeki dönemde de bunu demin de bahsettiğim gibi web sitesi platformuna taşıyıp daha farklı organizasyonlarla hani sektöre mesela neler olacak? Sektöre yine katkı sağlayabilecek ne gibi düşünceler var bir aslında, web sitesi oluştuğunda? İnsanların iletişimini sağlamak istiyoruz. Bu sadece web sitesi olarak da düşünmemek lazım. Bazı organizasyonel faaliyetler de yapmayı düşünüyoruz. Biraz hani sosyal açıdan baktığımız zaman lojistik sektörünün aslında bütün çalışanlarını bir arada toplayacağımız büyük bir organizasyon, büyük bir konser organizasyonu yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir projemiz var. Bunu da bir depoda yapmayı düşünüyoruz. Çok sponsorlar güzel. Sponsorlar eşliğiyle. Çok güzel.
Hani kısaca böyle söyleyeyim. Peki sponsorlara buradan seslenmek ister misiniz? Şimdiden sponsorları hazırlamak gerekiyor. Çünkü bu tür organizasyonlarda, ciddi kapsamlı organizasyonlarda belki de sponsor oluşturabilmek firmaların bir ya da iki yılını alıyor. Evet. Şunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ilk önce size. Bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için hem kendimi tanıtmam hem yaptığımız oluşumun nereye geldiğini anlatmam için bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Artık izleyici de sizin vesilenizle tanımış oldu. Lojistik magazinin ne olduğunu öğrenmiş oldu. Bize ulaşmak isteyenler iletişim adreslerimizden direkt bizle iletişime geçebilirler ve karşılıklı konuşabiliriz. Onun haricinde hani böyle bir anons yapmak aslında istemiyorum. Zaten yaptığımız işle artık ön plana çıkma zamanı geldi. Evet. Çünkü birçok sektörü destekleyen lojistik sektörüne dair ciddi katkı sağlayacak bir iş yapıyoruz diyor Sayın Cüneyt Kozluça. Hakikaten de öyle. Ülkemizdeki birçok sektörü ve farklı ülkelerdeki birçok sektörü destekleyen bir alanın içerisinde çok da önemli bir şey başarmışsınız şu an itibariyle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Rica ve yapmış olduğunuz bu başarılı çalışmayı, projeyi de bizlerle, izleyicilerimizle paylaştığınız için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Lojistik Magazin Sosyal Medya Sektörel Haber Platformu'ndan Sayın Cüneyt Kozluca konuğumuz oldu. Hoşça kalın.